Merhaba arkadaşlar. Son BIST 100 endeksinin borsamızın düşüşünden itibaren çoğunlukla işte BES portföylerine, fon portföylerine ekleme yapan kaç kişi var? Fonlardan çıkışınız var mı? Sürüyor mu? Altın fonuna ya da PPF para piyasası fonuna geçişiniz devam ediyor mu? Ki görünen köy pek kılavuz istemiyor. 9,5 milyon olan Borsa yatırımcısı 7 milyona kadar düştü ve fonlardan da hisse senedi yoğunluklu fonlardan çıkış devam ediyor. Çoğunlukla yabancı hisse senedi fonlarına, işte altın fonlarına, PPP fonlarına, para piyasası fonlarına giriş devam ediyor arkadaşlar. E, hal böyle olunca hani fon arayışında olan çok kişi vardır. Şimdi şöyle bir baktığımızda fonlarda giriş yapanlar yüksek meblağlı belki portföyleri olanlar. Belki işte şu an BİSTÜZ Endeksinin düşüşünden aşırı derecede etkilenenler. Eğer siz bu düşüşü yandım, bittim, bütün varlığım bitti diye düşünüp, kol kesip çıkıyorsanız işte orada size borsa kumardır. Ama bu düşüşü kimisi için işte alım fırsat gayet güzel yerlere geldi. Ben buradan alım yapmaya devam ederim diye düşünüyorsanız o zaman siz olmuşsunuz demektir. Hani psikolojimiz bozuluyorsa gerçekten de bu iş borsa bu duruma geldiğinde endeks bu duruma geldiğinde grafikler bu duruma geldiğinde yerimizde duramıyorsak o zaman gerçekten biz çıkalım. Ya BES'e geçelim ya fona geçelim ki o duruma gelen çok kişi var dediğimiz gibi fonların yatırımcı sayıları giderek artıyor. Çoğunlukla altın ve PPF fonlarının yatırımcı sayıları artıyor. Şu bizim biliyorsunuz son zamandaki biz tüzendeksi grafiğimiz gördüğünüz üzere ne yazık ki zirvesi 11.200'lerden düştü. 9.100'lere kadar hatta 9.800'leri gördü. O gün bugünkü düşüşü %19. 9.800'lerdeyken %21'e kadar bir tarihi zirvesinden düşüş olmuştur. Yani bu gibi düşüşler geçmişte olmadı mı? Oldu ama bu kadar derine mutlaka olmuştur. Ama 3-5 senede bir olmuştur. Bakın. İst baktığımızda şuradaki derinliği ne şurada görüyoruz, ne şurada görüyoruz, ne şurada görüyoruz. E, deprem zamanında olsun, büyük işte ekonomik sıkıntılar zamanında ya da siyasi çalkantı durumunda olsun mutlaka düşüşler olacak. E, bunlar da uzun vade yatırımcısı için, şirketine güvenen uzun vade yatırımcısı için alım fırsatıdır diye düşünüyorum ama bir yandan da ya kardeşim koçlar, sabancılar, işte fortlar, Hepsi düştü. Hepsi düştü arkadaşlar. Düşmeyen bir şirket söyleyin. Yan tahtalardan zaten bahsetmek bile istemiyorum. Kıyım gerçekleşti. Şöyle bir fonlara baktığımızda arada sırada ben fonları da takip ediyorum. TMG fonunda biraz da fon diyerek TMG fonunda ben birikim yapmaya başlamıştım. Bunu da sizlerle paylaşmıştım. 47 bin yatırımcı var. TMG iş portföy yabancı hisse senedi fonunda. Bakın 4 milyar 815 milyon TL'ye ulaşmış. Fon toplam değeri. Peki 50.000 üzerinde yatırımcı olan şirketlere baktığımızda bakın CEO53 paylaşmış. 50.000 üzeri yatırımcısı bulunan fonlara baktığımızda. ilk sırada Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu. Yani şu günlük aylık %4-4.5 arasında bir getiri sağlıyorsa zaten normal bizim faizimiz kadar yıllık 52 %53, 154e kadar denk geliyor. %56'yı bile gören oluyor. PPP fonlarında günlük kazanç %0.14 civarında diye hatırlıyorum. Aylığa vurduğumuzda %4'ü buluyor. Yıllığa vurduğumuzda da %50'yi geçiyor arkadaşlar. PPF aslında şu anda çoğunlukla borsadan dayak yemiş. İşte bu düşüşü yüksek meblalı yatırımı biraz olsun eridiği için ne yazık ki hani ya borsa kumarmış kardeşim ben burada duramıyorum deyip bir nebze bir miktarında PPF'ye yatıran çok kişi var. Tep Portföy para piyasası fonu 412 bin yatırımcısı var. Hani arada bir uçurum var. Ziraat'te Ziraat Bankası'nın Halk Bank para piyasası fonu 1 milyar 1 milyon 57 bin kişi. Tep Portföy'de 412 bin kişi var. Üçüncü sırada Ziraat Portföy Halk Bank kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu. Bu da 340 bin kişi. Görüyorsunuz değil mi? Bunların Üçü de hisse de yoğun fonlar değil. Devam edelim. Deniz Portföy para piyasası fonu 318 bin kişi. Yapı Kredi Portföy para piyasası fonu 314 bin kişi. Devam edelim. Garanti Portföy birinci para piyasası fonu. Geldik bak 5. 6.'ya geldik. Halen para piyasası fonu. İş Portföy altın fonu. Altına geldik sırada. Şimdi altın tabii ki yükseldi. Çok yükseldi. Ama olsun yine de tarihi zirvesinden girişlerde devam ediyor. Bir de fon olduğunda işte fonun işletici ekonomi kadrosu işte onun bu duruma getiren o analistleri gerekirse altın fonundan diğer araçlara geçebiliyor, tekrar altına dönebiliyor. Yani ay içinde değişiklik olabilir aslında fon mu fiziki altın mı derseniz ben çoğunlukla fon tarafındayım. Yani fiziki alıp da yastık altında koymak çok uzun vadede mutlaka kazandıracaktır. Ama bence paramız sermayenin içinde bulunması lazım. Bankada bulunması lazım diye düşünüyorum bir taraftan. Onda da 201 bin yatırımcı varmış. Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu. Yoğun fon, hisse senedi yoğun fon geldik. Yaz bakın. 159 bin yatırımcısı varmış şu anda. Şimdi son tahvilde nereden baksanız koç holding, koç grubu şirketleri 200 günlük hareketli ortalamanın altında bunlar. Bunların getirdiği performans küçük yatırımcı harbiden de gerçekten de çok üzdü. Halen üzlemeye, üzmeye devam ediyorlar. Umuyoruz yakın zamanda tabii ki toparlayacaklar ama şöyle bir baktığımızda ya hiç buralara kadar düşmemiş şirket bunlar. Hiç buraları görmemiş şirketler. Yatırımcısı da hiç buraları görmemiş yatırımcı. Aslında bu kadar fazla düşüşün bir nebze olsun bence alım fırsatı olmak olarak görmek elzem arkadaşlar. Yani Koç Holding'in, Koç Grubu'nun bu kadar düşmesi, tarihi zirvesi 271 TL gelmiş 176 TL'ye. Geçmişte hiç bu kadar düştüğünü hatırlıyor muyuz? Ben hatırlamıyorum. Şuna bakar mısınız? Grafik güzel geliyor. Düşüşler tabii ki var ama bu kadar derin düşüş hiç olmamış arkadaşlar. İşte bunu aslında fırsat olarak görmek de lazım diye düşünüyorum bir taraftan bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ya da gerçekten o fonun içinde misiniz şu an yatırım yapıyor musunuz hala şöyle bir devam ettiğimizde ak portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu 155 bin ziraat portföy vakıf bank para piyasası fonu ziraat portföy para piyasası fonu İş portföy kumbara fonu yapı kredi karma fon QNB Finans Bank kısa vadeli borçlanma ak portföy para piyasası diye gidiyor arkadaşlar 100 bin, 99 bin yatırımcı sayıları 50 binin üzerinde olan fonlar bunlar. Halen içeride bulunan, halen işte borsamız düştü, aman battık, bittik, borsa bir daha düzelmeyecek demeyen yatırımcılar bunlar bence. En azından halen paralarını onlarda bulunduruyorlar. Bakın şu hisse senedi yoğun fonda yapı kredinin koç holdinginde 159 bin kişi var arkadaşlar. Yarın bir gün toparladığında koç grubu şirketleri bu holdingler yarın bir gün toparladığında onlar diyecek ki ya ben iyi yerlerden aldım. Bu rakamları bir daha hayatımız boyunca göremeyiz. İyi oldu. Hatta bugünlerde geç, geçenlerde bir Twitter'da görmüştüm. Bir Ayşenur Hanım mıydı o? Bes Zeynep Hanım mıydı? O demişti. Koç grubu bes fonlarında, bes portföylerinde Koç grubu iştiraki fonunu almak bugünlerde aslında düşmüş bir hisse senedini almak, almak gibi. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Hani ben de Anadolu Hayat Emeklilik'te BES portföyüm var. ATE'deydi. Zaten çok kazandırmamıştı. Dedim ki koç grubu çok düştü. Bari buraya geçiş yapayım dedim. Orada bir 4-5 günlük bekleme süreci oldu. O bir de biraz kötü oldu ama şu an fon getirim ekside. Best portföyümde. Ne yapalım? Kısmet değilmiş ama yarın öbür gün gerçekten de o koç grubu şirketleri fonu alır başına giderse çok iyi yerlere gelir. Besimiz de güzel yerlere gelir. Koç grubu da güzel yerlere gelir. Umarsın. Bakalım takip edeceğiz arkadaşlar. Fonları da dediğimiz gibi portföyümüzün bir köşesinde bence mutlaka bulundurmamız lazım. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.